بسم الله الرحمن الرحيم ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا نصدق بس تصديق etmeyiz كاهنا غيبten haber veren bir adamın sözünü ولا عرافا عراف yani falcılık yapar. Kimsenin bir şekli şüphesi bilmediği bir şey varsa gider ona söyler. O onlara akıl öğretir. Gayipten haber verir. Evet. Bunları biz tesdik etmeyiz. Velamen bir kimseyi ki yedde'i iddia eder şeyen bir şeyi. Öyle şey ki yuhaliful kitabe Kur'an'a muhalif olur ve sünnete sünnete muhalif olur ve icma ümmete muhalif olur. Bir adam kalksa bir şey iddia etse ki onun iddiası Kur'an'a muhalif. Yahut sünnet-i nebeviyeye muhalif yahut icma ümmete muhalif, bunları biz tesdik etmeyiz, tekzip ederiz. Çünkü bizim delilimiz kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fukaha. Bu kâhinlerin dürlü dürlü aldatıcı üsulları var, arrafların bunların. Ben çocukken çingenleri görürdüm. Gelir eve girer o çingen kadını, kadınları başına toplar, gelin ben tasa bakarım. Kimin ne soracağı varsa sorsun. Derhal ben cevabını veririm. Gelir kadının birisi der ki ha gel bakalım senin neyin var? Yolcun mu var? Gayipte bir adamın mı var? Yoksa bir iş tutacaksan işin iyi yok kötü olmasını mı soruyorsun? Ha, eğer yolcun varsa baş parmağını suya batıracaksın. Şimdi oradan bir anahtar ucu alıyor. Yok bir işin var, işin sonu hayır mı şer mi, o ikinci parmağını batıracaksın. Yok eğer çocuğum olacak mı olmayacak mı şu parmağını batıracaksın. Şimdi o çingene kadını usta, evvela ipucunu ondan alır. Benim çocuğum olmuyor, çocuğum olur mu olmaz mı? Öyleyse bastır şu parmağını suya. Batırır artık ondan sonra o başlar konuşmaya. O kadar söz toplamış, ezberlemiş ki söyler. O söylediği sözlerin bakarsan ki 10'da 1, 20'de 1'i bazen tevafuk eder. Ne biliyormuş yahu bu? 19'u yalan. Bir tanesi tesadüf etti. O zaten o 20 sözü toplamış bir emir hususunda 20 söz söylüyor ki birisi isabet eder. Bazen de olur ki 20'de 1'i de isabet etmez de 40'da 1'i isabet eder. Tesadüfi. O ne biliyormuş? Bu onu kalkar tesdik eder. Konuşur, 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 ondan alacağını alır, çıkar gider. Fatma. Arraf, bazı köylerde, bilhassa Urfa, Mardin köylerinde, arife diye adamlar olurmuş. Şimdi yine de var. Köylün elimden haberi yok, cahil adamlar. Birisinin bir öküzü çalınmış, koyunu çalınmış, yahut da bir adam gitmiş gelmemiş. Ne yapalım? Gidelim arifeye soralım. Arraf, arraf asıl şeysi istilahi arraf. Onlar arife diyorlar. Arifeye soralım. Arifeye gider sorarlar ki işte filanın öküzü çalınmış. Bunu kim çalmış? O da ezberden bir şeyler atar. Bunları tesdik etmek caiz değildir. İsterse doğru söylesin. Doğru söylese bile tekzipli memursun. Hazreti Ali radıyallahu teala Harura vakasına asker gönderiyor. Meşhur haricilerde harbi var ya. Bir müneccim bakmış, bir günde 6 saat vardır. Saat-i zemaniye bizim bildiğimiz 60 dakika değil de gündüzü 6'ya taksim etmişler. Her birisine bir saat-i zemaniye derler ki onları sayarlar işte müşteri, zühel bilmem ne müneccim elinde. Bazısı onların saattir, bazısı nehistir. Saat olduğu saatte bir işe başlarsa neyi gelir? Nehiste başlarsa neyi gelmez müneccimlerin itikadınca. Müneccim bakmış ki o saat nehis saati. Tabi onun hükmü bitecek, 2 saatte bitecek. Yahut da 1,5 saat sonra bitecek. Saat saati gelecek. Hazreti Ali radıyallahu teala'ya demiş ki ya emirel müminin şimdi bu saat nehis saatidir. Sabret, biraz bir saat sonra yahut 2 saat sonra bu biter. Saat saati başlar. O vakitte askeri
sevk et ki yümünü bereket getire. Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyor ki şimdi bu nehes saatinde ben orduyu çıkaracağım. Benim ordumdan 3-4 kişiden fazla ölmez, öteki ordudan da 6-7 kişiden fazlası kalmaz. Küllü müneccimin kezzab velev sadak. Her bir müneccim yalancıdır, isterse doğru söylesin. Niye? Ya peki o bir elim biliyor. Yani tecrübeyle bulmuş, bakmış, böyle geliyor ekser. O bir elim olsa Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ise onu itibar edin derdi. Siz de bunları itibar edin. Yıldız ilmine bakın, bununla amel edin derdi. Yok, bilakis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizleri men ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir müneccim bir söz söylerse, doğru da söylese o yalancıdır. Çünkü kat'i değil o. Bunlar zann ifade ederler. Şeriatte zannen amel yoktur. İlla kat'iyette var, amel vardır. Delil kat'i olacak. Hatta bazı deliller var ki bir şeyin farziyeti hakkında kat'i delil olmuyor da zenni oluyor. Ona farz diyemiyoruz. Buna ne diyoruz? Vacip diyoruz. Niye? Delil kat'i değil. Bu öyle de değil. Yani bir Kur'an'dan delil var da o delil kat'iyet mi ifade ediyor, zenniyet mi ifade ediyor? Bu Kur'an'da değil. Bir yıldız, bir yıldızın yanına gelmiş. Bir yıldız, bir yıldızın önüne geçmiş, arkasına geçmiş. Yahut da onlar bir müselles teşkil etmiş, bir murabba teşkil etmiş. Bundan bir hüküm çıkarıyor. Hüküm çıkarıyor ki bu böyle olursa hüküm şöyle olur. Eğer bunlar şu şekilde olursa bu sene bolluk olur, şu şekilde olursa kıtlık olur. Tecrübe etmişler, bazı tecrübeleri doğru gelmiş. Hepsi doğru gelmez ki. Bu bazı doğru gelmeyinin bir kat'i hüküm olamaz ki. Onun için zann ifade eden hiçbir şey delil olamaz. Mesela rüya. Rüyanın 46 cüzde bir cüzi vehidir. Hadis var. 46 cüzde bir cüzi. Ya 45 cüzi? Etgas ve ahlam. Demek ki şeytan rüyaya karışıyor. 46 cüzde bir cüzi melekten gelirse 45'i de şeytandan geliyor. E sen rüyaya nasıl daha itimat edebilirsin? Rüyaya itimat edemezsin. Zann ifade eder. Ama bazı rüya var ki o rüya bakarsan gördüğün gibi çıkar. E o nadir. Yani o gördüğün rüyaların içerisinde bir tane iki tanesi öyle doğru çıktı da bütün rüyaların öyle doğru mu çıkar? Yok, bütün rüyalar çıkmaz. Yine zann ifade eder. O doğru gördüğün de yine kat'i surette onunla hükmedemezsin. Bu böyledir diyemezsin. Yine öyle zann ifade eder. Bu usulü fıkıhta uzun uza diye bundan da bahsedilir ki enbiyanın bizim değil de enbiyanın rüyası delil midir, değil midir? Çünkü enbiyanın rüyasına şeytan girmediğinden dolayı rüyası delil midir, değil midir? Rüyası delil değildir, delildir diye ihtilaf var. Rüyası delildir diyenler Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti İsmail'i rüyada gördü ya boğuzluyor. Ben rüyada gördüm seni boğuzluyorum. Bununla istidlal ediyorlar ki bak bu rüya delil oldu. E bazılar da diyorlar ki o Hazreti İbrahim'e has hususi sede bir rüyadır. Rüyadan başka belki ayrıca Cibril Aleyhisselam vehy getirdi. Bir rüya görmekle İbrahim Aleyhisselatü Vesselam oğlunu keser mi? Ayrıca vehy de gelmiştir. Onun için o peygamberlere has hulase peygamberin rüyası da hali hazırda bizim usulü fıkıh kaidelerince delil değildir. Delil kendisine olur. Yani ümmetine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bunu görmüştür de delil olmuştur olmaz. Bunu illa ki mi'raç ruhanidir diyenler ileri sürebilir. Mu'tezile mi'racın cesetli olduğunu kabul etmezler. Ruhanidir. Ruhi mi'raca çıkmıştır. 5 vakit namazda mi'raçta farz olduğuna göre öyleyse rüyayla amel edilir. İşte rüya delildir. Baksana rüyada 5 vakit namaz farz edilmiştir diyebilir ama bu mevsuk değil. Niye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesedi şerifiyle ve ruhiyle beraber mi'raç etmiştir. Ve 5 vakit namaz Peygamber Efendimizin ruhi cesedinde olduğu halde kendisine teklif edilmiş.
hatta tekrar gitmiş, tahfif istemiş, tekrar 10 rekat bağışlamış, tekrar müracaat etmiş, uzun mesele ya. Ya bu rüya meselesi değildir. Rüya değildir. Evet, cesediyle beraberdir. Sonra kitab-ı sünnet ve icma ümmete muhalif olan bir şeyi iddia eden, en çok akidesi bozuk, cahil, tasavvuf, sofuluk taşıyan adamlarda bu çok olur. Kendi tasavvufun ismini duymuş, dervişliğin ismini duymuş, hakikatte bundan haberi yok. Fakat kendi kendine bir yol koymuş, bütün rüya görür yahut da kendi kendine ilham olur, gelir hayba, bakarsan ki bir kaide çıkardı ortaya, etrafında topladığı müritler de cahil, onlarla başlar milleti idlal etmeye. Ben Antep'te kaldığım vakitte oraya birisi geldi Urfa'dan. Bütün adamları başına topladı. Ben de Kur'an okuyan bir talebe, Muhammed Efendi isminde birisi var idi. Bu da gitti. Gitti, bir iki gün sonra geldik. Muhammed Efendi neredeydin? Dedi, Urfalı şeyhin yanındaydım. Ne var? Ya duymadığımız şeyleri söylüyor adam. Hayrola ne söylüyor? Diyor ki namaz 3 vakit dedi. Abbasiler bunu 5'e çıkardı. Şimdi Hınzır'ın merhunun şeysine bak. Şimdi kendisi Rufai dervişlerinden olmuş. Vaktiyle bir şeyh efendiden destur almış. Ondan sonra şiş vurmasını öğrenmiş, ateş yalamasını öğrenmiş, ateşi tutmasını öğrenmiş. Bunlara da izinli. Geliyor, zikir halkası kuruyor, bunları yapıyor. Onları yaptıktan sonra sohbete başlıyor. Sohbette ne diyor? Zinhar hocaların yanına gitmeyin. Hocalar zehirdir. Her kim hocaların yanına giderse zehirlenir. Ondan feyiz kesilir. Bak nereden kesiyor? Çünkü dini İslam'ı kim biliyor? Hoca biliyor. Bir defa o adamları hocalardan alakalarını kesiyor ki kendi zehrini ona kusa. Ondan sonra başlıyor namazı 5'ten 3'e indiriyor. Meğerse adamın aslı kızılbaşıymış. O 3 vakitte de kıldığı yok. Sonra sordum, öğrendim. Kızılbaşlardan bir tanesi milletin yolunu kesmeyi için bir şeytan. Peki şimdi burada birçok suallar tereddüt eder. Peki bunu söylediği şeriate muhaliftir diye kabul etmeyeceğiz. Kaide bu. Yalnız bu adamın şiş vurması, ateş tutması, bunlara ne diyeceğiz? Onlar kılıcın kesmemesi yahut da kesip de yaranın iyi olması, ateşi tuttuğunda yakmaması, o adamın kendi kerameti değil ki bu. O destur almış olduğu şeyhin silsile ile ta ya Hazreti Abdülkadir'e ya Ahmedur Rufa Hazretlerine çıkar, onun kerametidir. O keramet bürhan olarak bir adamın elinde zuhur eder. O zuhur ettiği adam bazen fasık facir de olur. Fasık facirin elinde de zuhur eder. Onun fıskını selaha tebdil etmez. O yine fasıktır, yine fasıktır. Mesela bir adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Daire-i İslam'a girmiş. Bu adam Müslüman mıdır, değil midir? Müslümandır. Birçok adamlar böyle daire-i İslam'a girmiş. Fakat bir kısmı ehkam-ı şer'iye nasılsa öyle ibadet ediyor. Bir kısmı da namaz kılmıyor, rakı içiyor, zina ediyor, kumar oynuyor. Biz bu adam kumar oynadı, zina etti diye daire-i İslam'dan çıktı diyebilir miyiz? Yok. Çünkü ehl-i sünnet akidesince günah-ı kebir insan imandan çıkarmaz. O da Müslüman, o da Müslüman. Peki bu nasıl Müslüman ki o rakı içmiyor, bu içiyor, o zina etmiyor, bu ediyor. O sülaha kısmından, bu da fasıklardan, füsaka kısmından. Olabilir mi? Olur. Onun salih, emeli salihi dolayısıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cennetine koyacak, büyük derece verecek. Bu da fasıklardan olduğundan dolayı cehenneme gidip yanacak, günah miktarınca ondan sonra çıkacak. Bu şeyhin bürhan dediğimiz bu da böyle iyi adamın elinden de zuhur eder, kötü adamın elinden de zuhur eder. İyi adamın elinden zuhur ederse baktın ki adam salih, hakikaten ehli takva, bu onun için keramet olur. Yok, kendi namaz kılmaz, fasık, facir onun elinden de zuhur ediyor. Ona bürhan derler ki o kendisine hiçbir fayda temin etmez. Hatta
Antep'teyken orada bir Ali Hoca var idi. Bu Rufai tarikatına mensup. Ondan işittim. Dedi ki ikinci Alman harbinde Almanlardan bazıları esir düşmüş. Halep'te bir miktar kalmışlar. Halep'te Cübai tarikatının mensuplarıyla tanışmışlar. Onlar tekkede bu Almanları misafir etmişler. Almanlar tekkiye hizmet etmeye başlamışlar. Onlar Cübai tarikatının biri Şeyh Aliül Cübai Birecik'te metfundur. Halep'te onun golü çoktur. Müritleri çok başka yerde az. Onlar da en çok bürhan gösteren adamlardır. Bürhan göstermede, cezbede çok kuvvetlidirler. Bu Almanlar orada epey bir müddet kalmışlar. Demişler ki ya bize de bari bu şeyden bir şeyler öğretin demişler. Bu bürhanlardan. Demişler ki bu olmaz. Demişler biz burada o kadar kaldık, hizmet ettik. Müslüman olun, Müslüman olmamışlar. Fakat onlar oranın dergahın şeyhi destur vermiş ki ateş yakmasın. Ateş yakmaması için bir destur vermiş. Şerbet verirler. Alır ya şekere ağzına alır, suya yahut da suya ağzına alır, çarpar, suya kur verir. Fakat o ateş yakmaması için en evvela o piri hatırında getirecek. Ki ruh onun ruhuna teselsülen bağlansın da ateş yakmasın yoksa yakar. O Almanlar derdi ki ateşi tutardılar, ateş yakmazdı. Fakat Alman'ın Müslüman olduğunun alameti mi? Yok, gene keramet o pirden geliyor. O piri gözünün önüne almasa, ruhunu onun ruhuna bağlamasa yapamıyor. Daha ondan evvel bizim Erzurum'da Ruslar 93'te almışlar, Pasinler'in Sanamir köyüne kadar gelmişler. Hüdud Sanamir köyündeydi. O Sanamir köyün bir tarafı Rusların elinde, bir tarafı Türklerin elinde. Türklerin elinde olan kısımda Hacı Ahmet Efendi isminde bir zat varmış o köyde. O köyde de Ermeni bir demirci var. O Ermeni demirci gelmiş demiş ki Şeyh Efendi ben bu Müslümanların işlerini yapıyorum, demirlerini yapıyorum. Fakat elim ayağım ateşte yanıyor. Sen bana izin ver. Hiç olmazsa bu ateş bana zararı vermesin. Ben Müslümanların işini görüyorum. Ermeni'ye demiş ki peki demiş. Madem Müslümanlara sen yarar iş yapıyorsun, ben sana izin veriyorum. Sen beni hayalına getir. Güya sen, ben gözün önündeymişim gibi böyle rabite yap. İstediğin yap demiş. Ateşlerini yapmaz. Ermeni başlamış. Hacı Ahmet Efendi'yi böyle hayalına getiriyor. Güya bir ayna varmış da Hacı Ahmet Efendi aynanın karşısından ona bakıyormuş. Böyle rabite yaptığı gibi ateş yakmıyor. Aradan bir sene geçmiş. Çünkü bu kafir ya Müslüman olmamış. Şeytan gelmiş başlamış ona. Yahu sen artık Müslümanlara tekebbür et. Tekebbürlük et. Onlara iddia et. Bak senin dinin de haktır de. Ermeni başlamış Müslümanlara ki yahu sizi de ateş yapmıyor da bak beni de yapmıyor. Sizin dininiz hak da bizim dinimiz batıl mı? Bizim dinimiz de hak. Ateş bak beni de yapmıyor. Ateşi tutuyor. Lan Müslümanların akidesine şek şüphe gelmişler. Ya bu Müslümanlara mahsusudur. Şimdi Ermenilerin de mi dini hak? Gitmiş Hacı Ahmet Efendi'ye söylemişler ki ya Ermeni böyle diyor. Bizim dinimiz de hak. Ateş beni de yakmıyor. Hakikaten de ateş onu yakmıyor diyorlar. Ha demiş. Hızır biz ona bir şey ikram ettik. Bunu suistimal ediyor. Müridinin birisini çağırmış. Demiş ki git Ermeninin dükkanının kapısına şöyle ellerin koy. İçeri girme. Ermeni'ye de ki Şeyh Efendi verdikini aldı. De gel demiş. Bunlara manevi tasarruf derler. Böyle demeyle ne olur? Verdim demeyle ateş yakmıyor. Aldım demekle de yakıyor. Şimdi evvelce verdim demiş yakmamış. Bu sefer de mürit gitmiş. Bunu söylemiş gelmiş. Ondan sonra Ermeni gene eskisi gibi hayalına getirecek Hacı Ahmet Efendi'yi ateşi tutacak. Hacı Ahmet Efendi hayalına gelmiyor. Ne kadar düşünüyor ki onun hayal şekli şemaili onun hayalını kesin gelmiyor. İşte bunlar manevi tasarruftur. Ermeni de ateş tutamıyor. Peki bir adam görmüş olduğu adamı hayalını getiremez mi? Getirir. Ama orada tasarruf etmiş getiremiyor. Mesela sen bir rüya gördün. Rüyada bir şahsı gördün.
Bazen olur ki hatırında o sabit olur. Uyanırsın. Aynen o adamın hayali. Saçı şöyleydi, kaşı şöyleydi, boyu şöyleydi. Hatırında kalır. Bazen de olur ki silinir o. Bir adamla görüşürsen, rüyada konuşursan, bir de uyanırsan ne şekli kalmış ne konuştuğun kalmış. Ya ben bile rüya gördüm. Rüyamda filan kesi gördüm ama fakat unuttum. Niye? Manevi bir tasarruftur. Silindi. Belki silinir, belki silinmez. Bu da öyledir. Yani bunu izah vermedeki sebebim, bu zamanda böyle yalancı dervişlere çok tesadüf edeceksiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Millete, avami hocalardan uzaklaştırma için envai türlü desiseler edecekler. Bu desiselerine inanmayacaksınız. Yalnız bu dolayısıyla şimdi bazı hocalarda vardır ki dervişlere hücum eder. İyisine kötüsüne. Kim olursa olsun onlar ne itikad eder? Böyle bir derviş olacak ki kendisi Hazreti Ebu Zer gibi müttaki olacak da takvanın en yüksek derecesine çıkacak da o hoca efendi de onu tesdik edecek. Ona imkan mı var? Ona imkan mı var Ebu Zer'in derecesine? Ashab-ı kiramın hangisi çıkmış? Pek az o dereceye çıkmış. Böyle bir adamı sen nerede bulacaksın? Madem Müslümandır, Müslümanın da dervişi olur. İstersen fasık facir olsun. Fasık facir olur, veli olamaz. Ama gene bir velinin askeridir o. Bir velinin, nasıl ki Müslümanların içinde iyisi var, kötüsü var, biz hepsini Müslüman diyoruz. İyisinin cenaze namazını da kılıyoruz, götürüp defnediyoruz. Fasık facirin de cenaze namazını kılıp onu da götürüp Müslüman kabristanına defnediyoruz. Onun fıskını fücrünü Allah soracak. Onun için herkese de inkar edilmez. Yalnız o dervişlerin şayet cehalet dolayısıyla İslamiyet'e muhalif bir şey söylemiş de bunu kabul etmeyeceksin. Mesele bu. وَنَرَ الْجَمَاعَةَ Cemaati biz görürüz. Hakkan hak görürüz ve sevaben sevap görürüz. Toplantı, Müslümanlar neredeyse biz de orada olmayı görürüz. Müslümanlar ne üzerinde toplandı? Biz de onun üzerinde toplanacağız. Vel furgete ayrılığı da görürüz. Zeygan ve azaben. Zeyg, kaymak, akide bozukluğu. Ve azaben azap. Yani Müslümanların ayrılığı iki türlü olur. Ya itikat bozukluğundan olur, şimdiki mesela ehli sünnet, ehli bidat gibi. Ehli bidat, ehli sünnetten ayrılmış. Niçin? Onların kalplerinde zeyg var. Şekkü şüphe var, İslamiyet'ten ayrılmışlar. Bir de var ki hayır, hepsi ehli sünnet de onlar da firka firka olmuşlar. Burası neresi? Suriye hükümeti. Burası neresi? Irak hükümeti. Burası neresi? Ürdün hükümeti. Burası neresi? Türkiye. Ya bunların hepsi ehli sünnet, Şii değil. Haydi İran Şii bizden ayrıldı. Onda zeyg var. Bunlar Sünni. Bunlar niye ayrıldı? İşte bu da azap. Demek ki ayrılık iki türlü olur. Ya akidesindeki bozukluk dolayısıyla olur ya da azap olur. İkisinin akidesi de bir. Mesela Türkiye'deki hep cinsleri bir, mezhepleri bir, akideleri bir, firke firke olmuş. Filancılar. Bu da azaptır. Binaenaleyh sevad-ı azem ne tarafta ise sen de o tarafta olacaksın. Sevad-ı azem yani baktın ki Müslümanlar firke firke olmuşlar. Hangi taraf ekseriyette ise o tarafta olacaksın. Ama dalalette değil, hakta. Bir var ki ekseriyet dalalete gitmiş. Sen de bunlar ekseriyettir diye ben de bu dalalete sapayım, gideyim. Yok, o manada değil. Yani hak üzerine ama ayrılmışlar. Firke firke olmuşlar. Sevad-ı azam hangi tarafta ise sen de o tarafta olacaksın. Ne dersiniz hocam? Bu çok istismar edildi de Türkiye'de bu siyaset. Evet. Hak. Baktın ki cemaatler ayrılmış. Biri sağ, öteki batıl. Bunda ihtilaf yok. Sen hak üzerine olacaksın. O değil. İki hak iki tarafa ayrılmış. Fakat birisinin tarafı 1000 kişi, birisinin tarafı da 50 kişi. Fakat ayrılmış. Akide bir dalalet yolu da yok. Sen 50 kişiyle mi olacaksan, 1000 kişiyle mi olacaksan? 1000 kişiyle olacaksan. Mesele bu. Ama bir var, Türkiye, dünyadaki insanların ekseriyeti Hristiyan, Mecusi.
müşrik, şirke gitmiş. Müslümanlar onlara nispetle az. Biz çoğula mı olacağız? Az ile mi olacağız? Bu o manaya değil. O ehli şirk, ehli dalal. O ehli dalal biz katmıyoruz. Ehli İslam. Ehli İslam hak üzerinde ihtilafa düşer. Bir tarafı zihe gider, bir tarafı hak üzerine olursa sen hak üzerine olursun. Tek başına kalsan bile haktan ayrılmayacaksın. Yok, iki taraf da hak olursa sen ekseriyet hangi taraftaysa ona tabi olacaksın. Mesela Osmanlı padişahları zamanında olmuş. İki şahzade çıkmış, harp etmiş. O diyor ki tacı taktı ben alacağım, o diyor tacı taktı ben alacağım. Bu akideye taalluk eder mi? Yok. Hangisi olsa memleketin padişahı ehli sünnet mezhebini teyit edecek, yürütecek. Peki hangisiyle biz olalım? Müslümanlar iki firkaya ayrılmış. Hangisiyle olalım? Ha, orada diyor sevade azem, ekseriyet hangi taraftaysa sen de onunla beraber ol. Evet. Ve dinullahi fil ardı ve semai vahidun. Allah'ın dini fil ardı yerde ve semai göyde vahidun birdir. Ve huve dinul İslam, o da İslam dinidir. Peki göğde de mükellefler var mı? Mükellef kim? Beşer, bir de cinniler. Ya melekler? Melekler mükellef mi? Melekler zaten ibadetle memur. Onlardan kötülük sadir olmaz. Ama onlar da icabında kötülük yaparsa, yani öyle farz etsek, Allah'ın emrini tutmasa azaba müstahak olur mu, olmaz mı? Olur. Harut ile Marut meselesi var ya. Binaenaleyh göğde meleklerin tutmuş olduğu din, yerde beşere ve cinnilere tebliğ edilen din birdir. İki din değil. Gökün dini başka, yerin dini başka. Yok. Din birdir. Sonra bütün peygamberlerin dini birdir. Ayrı ayrı değildir. Hepsi tevhidde birdir. Yalnız bazı füruda değişiklik olmuş. Basit şeylerde. Hepsinin dini birdir. Ve ve dinul İslam. O da din-i İslam'dır. Kâlellâhu teâlâ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın indinde din, İslam dinidir. وَقَالَ تَعَالَى وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ وَرَد۪يتُ ben azimüşşan razı oldum, leküm sizin için el-İslam'a, İslam'ı dinen din olarak. Peki Hazreti İsa'nın dini neydi? O da din-i İslam. Hazreti Musa'nın dini, o da din-i İslam. Peki biz niye Yahudilik diyoruz, Nasaralık diyoruz? Esas Tevrat'ın, İncil'in ehkamı, dini İslam neyse odur. Farkı yok. Yalnız dediğim gibi bazı ehkam Tevrat'ta var idi. İncil'de bazı ehkam neshedildi. Kur'an-ı Kerim'de geldi. Bazısını neshetti. Aslı gene bir. Ve huve İslamiyet beynel guluvvi ve taksir. Guluv ile taksir arasındadır. Ne ifrata gider, ne de noksan eder. Ne ifrata gideceksen ne de külliyen bırakacaksın. İkisinin ortası. Ve beyne teşbihi ve ta'til. Teşbih ile ta'tilin arasındadır. Teşbih, Allahu Teala'yı bir şeye benzetmeyeceksen, onun sıfatlarını da inkar etmeyeceksen, sıfatlarını inkar edersen, sıfatları yoktur dersen, mütezile gibi ta'til, mu'attile olur. Teşbih yaparsa müşebbih olur. Yo, İslamiyet ikisinin arasındadır. O sıfatları kabul ederiz fakat bir şeye de teşbih etmeyiz. Manasını, keyfiyetini Allah-u Teala kendisi bilir. Ve beynel cebri vel kadri. Cebri ile kadir arasındadır. Cebir ne? Her şeyi Allah yapmıştır, icbar ediyor, kulun elinde bir şey yoktur derler. Binaenaleyh bir adam ne kadar günah işlerse işlesin mesul değildir çünkü elinde değildir. Yok. İslamiyet böyle değil. Yahut da kaderi inkar eder. Kader yok. Kul fiyalının halikidir. İnsan kendisi yaratır. Yok öyle de değil. İkisinin arasında ortalama gidecek. Ve beynel emni vel iyas. Emni iyasın arasında ne Allah'ın mekrinden emin olacak ne rahmetinden ümidini kesecek. İkisinin ortası. Yani ehli sünnet daima ehtidal üzere gittiğinden akide itibariyle teşbih ile ta'tilin arasında, cebri ile kadirin arasında, emni ile iyasın arasında. Fehâze işte bu dinuna, bizim dinimizdir.
Ve itikadına bizim itikadımızdır. Zahiren ve batine. Gizli de de aşikare de. Yani aşikare böyle diyoruz da gizli başka türlü mü? Yok. Gizlisi de böyle, aşikaresi de böyle. Ve nehnu biz bura'u beriyiz. İnallahi Teala, Allahu Teala'ya min külli men, her bir kimseden ki halefe muhalif oldu, muhalefet etti. Ellezî şur bir şeye muhalefet etti ki zekernâhu biz zikrettik ve beyyennâhu beyan ettik. Bu zikrettiğimiz akide-i tehaviyyede diyor, beyan ettiğimiz mesaili her kim muhalif olursa, muhalif hareket ederse biz onlardan beriyiz. Yani onlardan değiliz. Bura'u ilallah. Biz onlardan Allah'a beriyiz. Yani Allah bizi muhafaza etsin. Ve nes'alullah Teala, Allahu Teala'dan isteriz. En yusbitena bizi, en yusebbitena bizi tesbit etsin, sabit kadem etsin alel iman, iman üzerine. Ve yahtime hatmetsin lena bize, bizi bihi iman ile. Ve yasimena muhafaza etsin mine lehvâil muhtelife, muhtelif ehvâdan, nefsin muhtelif arzuları olur, bid'atler, haramlar vesaire, bunlardan bizi muhafaza etsin. Vel âra'il müteferrike, muhtelif reylerden de, çeşit çeşit reyler, İslamiyet'e muhalif olan reylerden de muhafaza etsin. Vel mezâhibir rediyye, sünnet-i seniyye muhalif kötü mezheplerden de bizi muhafaza etsin. Ne gibi? Mislül müşebbiheti, müşebbihe gibi. Vel mu'tezile, mu'tezile gibi. Vel cehmiyeti, cehmiye gibi. Vel cebriyeti, cebriye gibi. Vel kaderiyeti, kaderiye gibi. Ve gayrihimdeki bunun gibi firak-ı dalleden, ehli bidetten ne gibi mezhepler varsa bunlardan Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Bu mezhepler de neden? Minellezine şul bir mezheplerden ki halefü sünnete vel cemaat. Sünnet ve cemaate muhalefet ettiler. Ehli sünnet ve cemaatin gittiği yoldan gitmediler. Ve halefu hilf yaptılar, anlaştılar. Neye hilf yaptılar? Ad-dalalete. Dalaletinden anlaştılar. Delalete hilf yaptı. Onlar